Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, sizlerle bugün Sen Bilirsin kargosu hazırlayacağız. Dilek Gölce Hanım'ı hazırlayacağız. Şimdi Dilek Hanım benden arkadaşlar, Sen Bilirsin kargosu istemiş. Yine bir mesajlara bakacağım fakat Fatma Hanım demiş bana kaktüs göndermeyin demiş. Alerjim var demiş diye hatırlıyorum. Çünkü çok kişiyle yazışıyorum. Yine bir bakacağım sayfasına arkadaşlar. Şöyle bir tane arkadaşlar Berigate Kalanço kesmiştim. İçimden de demiştim ki bunu ilk Sen Bilirsin kargosu isteyene hediye koyacağım demiştim. Ve yine arkadaşlar biliyorsunuz ben geçen videolarda Melenko şöyle pardon o videoları henüz yayınlamadım. Melenko yatırmıştım. Onu da şöyle koyayım. O Melenko'yu da yine kendisine yollayacağım arkadaşlar. Ve bakın şurada bu var ama bunun daha büyükleri var arkadaşlar. O büyüklerinden sökerim. Şurada var. Gösteremiyorum. Jelibon. O jelibonun her yaprağının düştüğü yerden bir tane büyüyor. Size gelene kadar eğer tam olarak arkadaşlar böyle sağlam gelmemişse endişe etmeyin. Bu arada arkadaşlar özel türlerimden birçoğu ve bazılarının yapraklarını aldım biliyorsunuz. Geri kalanlar da birkaç tane tür arkadaşlar satışta. Aklınızda olsun. Ama sen bilirsin kargolarım da çok avantajlı. Şu anda bayağı bir büyümüştü. Bitki göndermemiştim arkadaşlar. Çünkü biraz böyle işlerim yoğun gidince bitki gönderimini durduruyorum. Bitki gönderimini durdurmuştum. Şu anda Dilek Hanım'ınkisi ilk kargo. Ve yani güzel bitkiler gidecek. Hepsinden örtücülerden arkadaşlar yani şöyle elimden geldiğince koymaya çalışıyorum. Az az koymaya çalışıyorum. Çünkü örtücüler bende de bayağı azalmışlar. Şunlardan da yine koyu vereyim arkadaşlar. Ama örtücüler çabuk oluyor. Yani toprağa koymanız, hafif de üstüne bir toprak itelemeniz örtücüler için yeterli. Ha şöyle de bir şey var. Bazıları tutturamıyor. Yani tutturamıyorum Fatma Hanım diyor. Şu aklımdayken arkadaşlar şu kalançoyu da şuradan alayım. Şöyle bıçakla alacaktım ama şu kalançoyu da şuradan köküyle geldi. Alayım. Bunun verigatesi var ama verigatesi şöyle çok minnak. Şuradan. Çok minnak. Hani sen nereye gittin? Arkadaşlar bakın. Yani büyüklerinden koymaya çalışıyorum. Gittiğinde de gönül yapsın. Şunu en iyisi şöyle yapayım. Bu kadar o kadar dalı ileri gidiyor ki arkadaşlar bunu sökecek olsam da paketleyemem. Bakın ghost. Ghost her zaman olmaz. Hatta ben ghostlarım bitti zannediyordum. Şöyle.
Arkadaşlar, şöyle kökünün olmadığına bakmayın. Tam köklenme mevsimindeyiz. Şöyle sökersem şunların hepsini birden yukarıya alacak diye mecburen, bakın kesemiyorum da, mecburen bu şekilde hareket ediyorum. Bakın şu da çok güzel. Bu kıpkırmızı olacak. Kışın. Arkadaşlar, bir baldeyi çıkarmak bu kadar zor olabilir. Şu yapraklarını toplayacağım. Kopartana kadar hep yaprakları koptu. Dibinde yaprakları kalsın istemiyorum. Dibinde yaprakları kaldığı zaman oradan büyüyor. Ya bu saksılar dibinde yaprakları kaldığı zaman müthiş bir döngüye giriyorlar. Nasıl müthiş bir döngüye giriyor? İşte o büyüyor, onu alıyorum, öbürü büyüyor, onu alıyorum falan filan. Arkadaşlar, böyle karma karışık bir döngüye giriyor. Ona girmemesi için saksıları böyle zaman zaman değiştirmek istiyorum. Bu sefer de değiştiremiyorum. Şöyle. Artık şu var ya, odun olmuş. Şöyle bayağı bir baba ağaç olmuş yani. Bu arada leş kaktüsü koymadığımı fark ettim. Şöyle köklü bir abi var burada. Kopacak. Şurada da var. Bir ara hatırlıyorsanız herkese, arkadaşlar, çeşit çeşit leş kaktüsü koymuştum. Bakın. Bu çok güzel. Pespembe bir çiçek açıyor. Ve arkadaşlar, şurada bir leş kaktüsümüz var. Üstünde çiçeği var. Ben bu leş kaktüslerini vakti zamanında, arkadaşlar, yani pahalı almıştım. Şunun çiçeği var arkadaşlar. Şunu koyayım dedim ama çiçekli koymayayım. Gidene kadar ölecek. Ölmesin. O da yaşasın. Ya çıkartamıyorum. İnanmıyorum ya. Aa. Saksı oradan düşer arkadaşlar. Bu sefer şu ne? Bunda çok kararsız kaldım. Böyle dibi mor mor bir şey. Arkadaşlar, şöyle bakın. Pembe benim sukulentim var ya. Ondan var. Fret koymadım. Farkındayım. Güzel bir fret koymak için bekliyorum arkadaşlar. Şu afradan. Arkadaşlar, sen bilirsin, kargosunu çok seviyorum. Çünkü kaktüs koymayın bana dedi ama kısmetiymiş arkadaşlar. Bu çok güzel çiçek açıyor. Koyuyorum. Şey değil yani, şöyle söyleyeyim, ne kadar dikeni sertleşirse sertleşsin asla alerji yapmıyor. Ben kendi saksılarımda da onunla devam etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Kocaman. Perle buldum arkadaşlar. Kocaman bir perle. Çok şanslısınız. Çok güzel bir perle. Bakın arkadaşlar, çok güzel taze dallar uzatıyor. Şöyle yine de kopartacağım. Çünkü onu paketlemesi biraz zor.
şundan koymadım. Daha büyüğünü bulur muyum diye bakıyorum ama. Şurada şöyle acayip bir şey var, biliyor musunuz? Bakın, bakın. Demek ki ben bunu seradan getirince buraya atmışım. Bu nasıl bir şey böyle? Göbeği yok yani. Göbek yok arkadaşlar. Bakın. Göbek yok. Diyorum ya arkadaşlar, saksı diplerinde yaprakları sevmiyorum. Kısır bir döngüye giriyoruz. Çok güzel büyüyor ama böyle, yani büyütmek istemezsen bile bir şekilde büyüyü veriyor. Şunlara baktım arkadaşlar, perle var mı var mı dedim. Kocaman nasip oldu. Hepinize böyle güzel kocaman sukulentler nasip olsun. Bakın şundan, şu dik dik yapraklı bu böyle çok güzel baba bir bitki oluyor. Bakın ondan var mı derken şurada güzel bir tane görüverdim. Bakın bu. Bunun size büyüğünü gösteririm. Çok güzel bir bitki bu. Bu arada arkadaşlar, benim şu meşhur bitkimden gözüme takıldı şimdi. Büyüğü var mı? Var. Bu arada hala farkındayım. Hala fret koymadım. Hala fret koymadım arkadaşlar. Bakın size ne göstereceğim. Koskocaman bir Albert. Arkadaşlar şu an burayı toparladım ama daha diğerlerine hiç gitmedik. Bakın şurada çok güzel fretlerim var. Fakat onun istediği fret, bir bakacağım. Bunun büyüğü de var arkadaşlar. Onun büyüğünü koyarım. Şimdi arkadaşlar şunu sormuş. Demiş ki, Fatma Hanım, siz bir videonuzda dediniz ki, şundan koydum arkadaşlar. Siz bir videonuzda dediniz ki bu bitkiyi göndereceğim demiştiniz dediniz. Fret arkadaşlar koyduk. Burada yine fret bebek. Onun kendi dalı değildi arkadaşlar. Kendi dalını zaten kopartmıyorum. Hiç o toplara girmiyorum bile. Şöyle şuraları bir düzeltivereyim. Şu saksıyı bir türlü değiştirdikten sonra düzene sokamadım arkadaşlar ya. Suyu nasıl oluyor biliyor musunuz? Bakın altı su dolu. Fakat üstü kuru. Olmadı, bu saksıdaki bitkileri böyle ziyan zebil etmeden alacağım. Bakın. Yani olmamış arkadaşlar. Bir bakıma almam lazım benim bu saksıyı. Şimdi şu bıçağı gittim aldım, videoyu kapattım, geldim ve arkadaşlar ve bıçak almama da gerek yokmuş. Şu, yani şu bitki arkadaşlar, şunu biraz seyrekleştirmek istiyordum çünkü şunlar trompetta. Bakın, trompettalar o kadar sıkışık ki, bunlar trompetta yaprağından.
böyle o kadar sıkışık ki arkadaşlar, mecburen bir şekilde ayırmak zorundaydım. Onlara ayırdım. Şimdi gelelim. Gelelim arkadaşlar. Ya arkadaşlar, hepsinden azıcık vermek istiyorum. O kadar da az oluyor ki bu şekilde. Ama bana da geldiğinde o kadardı. Yani büyüyor mu? Büyüyor. Bakın, yıllardır bu işi yapıyorum. Ve birçok kişiye gerçekten şu konuda kendimle gurur duyuyorum. Umut oldum. Ve birçok kişi artık bu işi yapıyor. Ve onların bu işi yapıyor olmasından arkadaşlar, o kadar memnun oluyorum ki. Diyorum ki, insanların hayatına dokunabilmek, insanlara yani bir şeyde ön olmak bence çok kıymetli. Bana göre çok kıymetli arkadaşlar. Güller. Böyle pıtır pıtır güller. Şimdi arkadaşlar, videoyu kapatacağım biraz sonra. Bir bakacağım. Neymiş, ne değilmiş. Benden istediği özel bir şey var mıymış? Gönderebilir miyim? Şu an gönderemez miyim? Mesela şu an gönderememe durumum ya o satışta değildir, ya söz verilmiştir, ya özel türdür, satmıyor durum. Bir şeydir yani. Bakacağım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bundan yetiştiriyorum bolca. Arkadaşlar, ben çok olanı, bakın, çok olanı ben öylesine yolluyorum. Sen bilirsin, kargolarında yolluyorum. Şunun büyüğünü ve açık renklisini yolladım. Fakat bunun şöyle tam kırmızı, şöyle kan kırmızısını yollamadım arkadaşlar. Ondan da koyalım. Şu yolda ölür büyük ihtimalle. Sen oradan in bakayım. Bakın. Şu ikisi aynı diyor bazıları. Bence farklı. Baldi koydum. Bakın arkadaşlar. Tohum keselerine bakın. Tohum kesesi değil, çiçek keseleri. Arkadaşlar, şunu almak isteyen olursa bunu böyle alsın ofisine, mofisine. Uyguna vereceğim onu. Bakın, size ne göstereceğim. Yapraklarını aldıktan sonra kocaman oldular. Benim onların yapraklarını kopartmamı bekliyorlarmış arkadaşlar. Şimdi bir de diğer camın önüne gidelim. Şimdi arkadaşlar, burada da şu yabani otları bir atalım da önce. Saksıyı sömürmesinler. Bundan koydum. Şunlardan koydum. Bundan, bu zaten özel tür arkadaşlar, onu koymuyorum. Bunlardan koydum. Bu özel tür. Bundan koydum. Hatta dedim ki, bundan dedim, bu çok güzel oluyor dedim. Küçük bir tane buldum dedim. Bu o. Arkadaşlar, şu yakut kolyesinden de koymayalım mı? Şöyle. Bu arada perde yukarıda kıçır kıçır ediyor arkadaşlar. Çünkü şöyle. Önceki perdem tam şuradan yırtılmıştı. Aslında böyle tam yukarı çekmem lazım ama bir üşengeçliğime geldi, böyle bıraktım. Arkadaşlar, buradan vedalaşalım. Bugünlük videom bu kadar olsun. Bakın Albert'e, bakın Albert'e. Almak isteyenler direkt yazabilir. Hatta şu anda birisiyle yazışıyordum. Videoyu kapattıkça yazışıyordum arkadaşlar. Onlara bunların fotoğrafını atayım. Hoşça kalın.